Reşat, yalvarıyorum kurtar oğlumu. Ne oldu ya, ne oldu? Hani sen hiç kıyamıyordun ya o kızı, ne oldu? Çıkar onu oradan. Çok kötü durumdalar, yalvarıyorum. Sırf sana bu eziyeti çektirdiği için iki kez cezalandırılmalılar. Lütfen. Efendim Meltem. Merhaba. Merhaba. Babanın kararına çok üzüldüm. Çok ani karar verdi. Keşke mahkemenin bitmesini bekleseydi. Selim'le görüşmek istiyorum. Ya. Mümkün olabilir mi? Evet olabilir ama. Haftalar oldu. Onu görmek istiyorum. Ablamın ziyaretinden sonra işler biraz zorlaştı. Cezaevi müdürü duruşmaya kadar benden başka kimseyle görüşmelerine izin vermiyor. Lütfen, ayarlayabilir misiniz? Tamam, peki. Bu kararına gerçekten çok sevindim. Sizden haber bekliyorum. Tamam, peki. Konuştuktan sonra arayacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi geceler canım. Selim'in karısı. O da anladı bizim kazanacağımızı artık. O da yanlış yerde durmak istemiyor. Peki. Söylediklerimin bir kelimesini bile aklından çıkarma. Tamam. 16 Haziran'a kadar ortalarda dolaşma. Şehirden de ayrılma. Anlaştık mı? Karşı taraftan kimseyle de görüşme. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, buraya vereceğim. Oku bak neler yapıyorlarmış. Morçatı Kadın Sığınma Vakfı. Hı hı. Şurada numarası da var. Yarın arayacağım burayı, bütün parayı buraya bağışlayacağım. Tamam, alayım ben numaralarını. 0212. Ben yarını hallederim. Kilin ilacı olsa kendi başına sürer. Bir de kahramanlık taslıyorsun. Hem de o adamların paralarıyla yardım edeceğim. Size susmanız için verilen paralarla başkalarının sesi çıksın diye yardım edeceğim. Vallahi ne halt edersen et. Ben söyleyeceğimi söyledim. Fatma Gül. O arıyor. Kerim. Avustralya galiba, hiç bilmediğimiz bir numara. Aç konuş. Ben ne konuşacağım onunla? Açsana abla. Ya ben ne konuşacağım ki? Dediklerimi söyle. Alo.
Ben Mukaddes Hanım değilim. Ben Meryem. Ver şunu, ver. Alo, Fahrettin Bey. Ben Kerim. Bakın bizim soyadımızdan başka hiçbir ortak yanımız yok. Benim hayatımda yeriniz yok. Bana ulaşmaya, mektup yazmaya falan çalışmayın. Tamam mı? Benim karşıma da çıkmayın. Sakın, sakın! Benim babam annem ölmeden önce öldü. Duydunuz mu? Arkasına bile bakmadan çekip gittiği gün. Nasıl bir annemi duyamayacaksam, onun yüzünü göremeyeceksem, sizin de yüzünüzü görmek istemiyorum. Lütfen buna saygı duyun. Hayatımda yeriniz yok. Bana saygı gösterin. İstemiyorum sizi hayatımda. Aslında ben de bu cümleyi o kadar çok kullandım ki. İstemiyorum. Ama kimse üzerine bir etkisi olmadı. Ciddiye alınmadığını düşünüyorsun. Önemsenmediğini. Herkes kendi bildiğini okudu. Bana yaptırmak istediklerini yaptırdılar. İstemediğim şeylere mecbur bıraktılar. Ama şimdi o babasını bile affetmiyor. Affet dedim bir de. Teselli ettim. Ama telefonda söylediklerini dinlemedi bile. Sesini duymamak için hızlı hızlı konuştu. Hatta belki de karşısındakinin sesini bastırmak için böyle yüksek sesle hızlı hızlı konuştu, dinlemedi. Kerim'e öfkelisin. Evet, öfkeliyim. Ona bütün bu çelişkileri yaşattığı için öfkeliyim. Bana güven diyor. Bu yaşadıklarımızı hiç hatırlamayacak kadar güzel anılarımız olacak diyor. Buna inanmak istiyorum. Ama sonra birden bir şey öğreniyorum. Benden sakladığı bir şey. O güne kadar yaptığı her şey siliniyor. Güven çok önemli. Güvenmek sevmekten daha önemli. Eğer gerçekten yaşanacak güzel günlerimiz olacaksa, unutmaya çabalayacaksak beraber, bu çok önemli. Her insan geçmişini kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar. Dostları onun sadece başlığını okuyabilir yazıyor o vakfın internet sitesinde. Ünlü bir yazarın sözüymüş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.